Merhaba değerli izleyiciler. Evet, Pazartesi günü, 16 Ocak Pazartesi günü kanalanamur.com web televizyonumuz televizyon programı içerikli yayınına başlıyor. İlk etapta Bünyamin Kozak abimiz, Ziraat Yüksek Mühendisi Bünyamin Kozak Bey ile Bünyamin Kozak'la Muzumuz adlı programla başlatacağız. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Şimdi Bünyamin Bey ile bu konuda kısa bir söyleşi yapmak istiyorum. Bünyamin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mithat Bey. Gerçekten yıllarca hem birlikte çalıştık, basın olsun, daha önce de olsun. Anamur'a ilk interneti siz getirdiniz, Anamur.gen.tr ile. Daha sonra oradan biz de ilham alarak Evet. buraya kadar geldik. Yani ikimiz olarak söylüyorum. Evet. Gerçekten saygı duyduğum mesleğinize olan sevginize ve aşkınıza da saygı duyuyorum bu konuda. Sizi ben davet ettim. Bu Bünyamin Kozak'la Muzumuz programına kabul ettiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Anamur yaşıyor Bünyamin Bey. Anamur gerçekten Anamur'da sanatçı var, Anamur'da üretici var, Anamur'da yatırımcı var, işletmeci, sanayi hepsi var ama bunlar toplumun bu hareketliliğinden toplumun biraz kendisinin haberi olmadığını düşündüğüm için Kanal Anamur Web TV'yi oluşturmaya çalıştım. Allah izin verirse 16 Ocak Pazartesi günü önümüzdeki pazartesi günü Kanal Anamur yayınına, daha doğrusu şu anda yayında da içerikli TV içerikli yayın hayatına başlatıyoruz. Evet, hayırlı olsun, güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda size biraz bu konuyu anlatırken hemen kabul etmeniz aslında bu projeyi sizin de daha önceden yani düşündüğünüz anlamına geliyor. Kendi de YouTube kanallarınız var. Anlattığınız. Bunlardan da destek alarak bu programı yürütmeye çalışacağız. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuda merak ediyorum fikrinizi. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten güzel bir düşünce. Artık günümüz görsele hitap eden bir zamanda yaşıyoruz. İnsanlar kitap okumayı zaten bıraktı sayılır. Yani elinde kitap olan kişi sayısı oldukça az. Daha çok işte video görüntü tarzında artık eğitimi alıyor. Okullarda bile artık görsel tahta oldu. Simülasyon eşliğinde eğitimler başladı. Dolayısıyla toplumda bu yönde çok ciddi bir gelişme var, değişiklik var. Dediğiniz gibi Anamur Gentere ile ilk Anamur'daki internet çalışmasını başlatmıştık yıllar önce. 99 yılı falandı, yani daha internetin adının pek laf edilmediği zamanlardı. Daha sonra ben Muz Gentere'yi başlattım. Sonra Tarım Gentere tüm Türkiye genelinde yayın yapan internet sitesiydi. Onu devreye soktuk. Tarımhaber.com yine haber ağırlıklı bir siteydi. Bu konuda çalışan arkadaşlarla yürütmeye devam ediyoruz. Tarımuzmanları.com daha sonra ihtiyaca binaen ortaya çıktı. Şimdi muz.com.tr internet sitesinde yine hem interaktif ticareti hem de eğitimi sunmaya çalışıyorum. YouTube'da da dediğiniz gibi eğitim videolarının olduğu kanalım var. Ama bunlar gerçekten zaman alan, profesyonel davranmayı gerektiren işler. Benim sürdürdüğüm bir iş var. Danışmanlık ve gübre bayiliği yapıyorum. Tabii bunlar diğer çalışmalarıma engel. Bunu sizin gibi profesyonel yürüten birisinin yapması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Bu teklif de sizden gelince yani bu benim düşündüğüm kısmın benden tarafındaki eksik olan kısmı sizin tamamlayacağınızı düşünerek sizin de yıllardır işte aynı söylediğiniz gibi yıllardır sizi gazeteci olarak tanıdım ki Anamur'a gelmeden önceden bile gazeteci kimliğinizi biliyorum. O nedenle ya bunu en iyi sizde yapabileceğimi
Ve tabii bu çalışmanın da özellikle Anamur ve çevresindeki insanlara çok iyi gönderilebileceğine inanıyorum. O nedenle tabii sürekliliğine de inandığım için başlangıçta ayda bir yapalım. Bu sürekliliği sağladıktan sonra taleplere göre 15 güne bir, sonra haftada bir, yani biraz daha sıklaştırabiliriz. Bu anlamda sizle bu çalışmayı yapmak hoşuma gider. Evet, muzla ilgili zaten bir kitabınız var. Yani hem akademisyen olarak kaynak gösterilebilecek bir kitap. Tabii. Daha önce de birkaç defa hem ulusalda hem de yerelde tanıtımını yaptık. Tabii. Bundan da onur duyuyorum. Böyle insanların yakından alabileceği, ilgilenebileceği, bilmediği konuları her ne kadar okuyan bir alışkanlığımız olmasa da, ben de dahil kendimi dışlamıyorum. Bir alışkanlığımız olmasa da kaynak bir kitap. Gerçekten insanların oradan eksiklerini alabilip en azından orada kendilerine bir fayda sağlayabilecekleri bir kitap. Tabii. Bu yönden yazılmış olması gerçekten güzel. Sizin çalışmalarınızı da ben takip ediyorum. Ve ilginç çıkışlarınız oluyor. Mesela bir tane muzdalanın günde, yani 5000 ton, 5000 litre sezon başında evet. su tükettiği. Tabii. Daha bu haberi yapamadık ama inşallah bir gün yapacağız. Tabii. Her zaman güncel o haber. Çünkü su sorunu hala yaşıyoruz. Aynen, işte evet. Bugünler bile kurak geçen günleri yaşıyoruz. O yüzden çok önemli. Evet, düşün, Anamur ve Bozyazı Ovası'nın da nereden baksan şu anda yani 700-800 bin adet muz dalı var. Tabii. Yani bunu 5 tonla çarptığınız zaman tabii. ciddi bir yeraltı kaynağından su çekilmiş olması tabii, demek. Tabii. Buna benzer çalışmaları, söyleşileri Allah izin verirse kanalımızda sizinle paylaşacağız. Evet. Yeri gelecek burada sohbet edeceğiz. Yeri gelecek araziye çıkacağız. Yeri gelecek Allah izin verirse teknik çalışmaları takip edeceğiz. Sizden faydalanan üreticilerimiz de zaman zaman röportajlarımız olacak. Sizin de aramızda olduğu söyleşiler olacak. Belki üreticilerimiz de sizin moderatörünüzde burada ayrı çalışmalar olacak. Tabii. Zengin içerik olacağını düşünüyorum. Sadece üreticiler bazında değil, akademisyen olarak da sizinle devam ettireceğimiz bu programın topluma ciddi bir faydası olacağını düşünüyorum. Bu konuda zaten sizin hem kişiliğinize, karakterinize ve kesin bilgi olduğu zaman kesin bilgiler üzerinden hareket ettiğinize inanıyorum. Bugüne kadar da ne toplumu yanılttınız ne de çalışmış olduğunuz kurumu. Bundan sonra da değişeceğinizi düşünmüyorum. Bu yolda devam edeceksiniz. Tabii ki. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca size şunu da teşekkür ediyorum. Benim gazeteciliğe, Anamur'da gazeteciliğe başlarkenki ilk bilgisayarımı Anamur GTR'den aldığımız o küçük reklamlarla almıştık. O ne güzel. Ve yani buna da katkıda bulunduğuma sevindim. Evet, tabii. Öyleydi. Evet, güzel küçük bir bilgisayar almıştık. Onunla hem buradaki gazetecilik ajanslara haber geçme olayım kolaylaşmıştı, hem de iş yerimi kurmuş olmuştum. Daha sonra zaten Anamur Express gazetesini aldım ve yürütüyorum inşallah. Bundan sonra geniş bir ekiple Kanal Anamur yürüyecek. İşte Halk Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları olacak. Hem telden hem dilden diye orada bir hem kültür hem de müzik ağırlıklı bir programımız olacak. Yine usta üreticilerimizin üretmiş oldukları ürünleri ve çalışmalarını aynı bu şekilde yerinde, hem yerinde çekeceğiz, hem yeri gelecek röportajlar yapacağız. Vatandaşlarımızla zaman zaman söyleşilerimiz ve programlarımız olacak. Ne bileyim, arazide üreticilerimizle arazideki çalışmalarımız olacak. Resmi kurumların belediye başta olmak üzere icraatlarını anlatabileceğiz. Yeteneği olan herkesi Kanal Anamur'a davet ediyorum. Çok güzel. Ben bu işi yaparım. Ben şurada, şu yönde ben bu programı yaparım diyen arkadaşların hepsini 7'den 70'e davet ediyorum. Bugün küçük çocuklarımız da kendi küçük kanallarını, yani YouTube'dan kanal kurarak çok ciddi anlatımlar yapabiliyorlar. Büyüklerini, ebeveynlerini çok ciddi konularda uyarabiliyorlar. Yani yaş farkı olmaksızın, cinsiyet farkı olmaksızın, nesil farkı olmaksızın
toplumun tamamını kapsayan bir programlar zinciriyle Kanal Anamur'u başlatacağız inşallah. Bunun yanında Anamur Express gazetesi zaten günlük yaşamını sürdürüyor. Biliyorsun, biraz ben öbür projeyi de anlatmak istiyorum. fotooan.com diye bir sitemiz var. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nden iki tane fotoğraf şirketi, ki bu Google'un da yakından takip ettiği şirket, iki tane davetiye gönderdiler onunla da ilgili. fotooan.com'daki içeriklerin alabileceklerini. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu bölgedeki anlatımları, içerikleri fotooan.com'da görsünler insanlar. Yani onları toplum, o toplum nasıl takip ediyorsa bizim de kendimizi takip edeceğimizi düşünüyorum. O açıdan özgün yürütmek istiyorum. Bunları hep birlikte sizi de oraya da davet ediyorum. Üye olup çekmiş olduğunuz fotoğrafları orada da yayınlayabiliriz. Tabii. Evet, Bünyamin abi diyeceğim size. Bünyamin abi, düşüncelerin ve katkı sağlayacak başka şeyler varsa görüşlerini almak istiyorum abi. Tabii, yani Kanal Anamur tüm Anamur'u kucaklayacak ve Anamur çevresinde kucaklayacak. 7'den 70'e herkesin ulaşabileceği ve topluma sunmak istedikleri her şeyi paylaşabileceği bir yer olmaya aday. Bunu da sizin organizenizde yürütmek bence en önemli disiplini sağlayacak olan şey. Çünkü bu bir süreklilik işi, takip işi, disiplin işi. Yani bunu hep beraber yapalım dediğimiz zaman olmaz. Yani birisinin organizatörlüğünde yürümesi lazım. O da sizsiniz ki yıllardır bu çalışmayı yürüttüğünüz için zaten bunu şimdiye kadarki faaliyetlerinizde gösterdiniz. Dolayısıyla herkesin rahatlıkla güven duyarak ürünlerini paylaşabileceği, sesini duyurabileceği bir ortam sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Güzel de olacağına inanıyoruz bu çalışmadan. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah devam ettireceğiz. Bu başlangıç programımıza da katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, Kanal Anamur'un televizyon içerikli programına yayınına katılacak olan bir diğer değerli kıymetli hocamız Mustafa hocam da aramızda. Onun da bu konudaki görüşlerini almak istiyorum. Kanal Anamur biliyorsunuz televizyon içerikli yayın hayatına başlıyor. Normal yayınını sürdürüyor. Ama bundan sonra, pazartesi günden sonra televizyon içerikli programlar ağırlıklı yayın hayatına da başlıyor. Mustafa hocamız, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Torosların Arkası diye bir köşeniz var. Yıllarca evet, gazetemizde evet. De yayınladık o köşeyi. Değerli görüşlerinizi anlattınız, anılarınızı anlattınız. Bu yörenin insanın özelliklerini tanımladınız. Evet. Hem komedi, hem dramatik, hem kültürel ne varsa sayfalara taşıdınız. Bundan sonra da hocam artık Kanal Anamur Web Televizyonu'nda bunu program halinde bile getireceksiniz. Hem kanalımız hakkında hem de programımız hakkında bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Mithat Bey, biliyorsunuz sizinle biz aşağı yukarı 20 yıl gibi bir dönemde evet. Anamur Express gazetesinde birlikte olduk. Benim de sizin bahsettiğiniz gibi orada Torosların Arkası köşem vardı. Oralarda yazılar yazdık. Ben o zamanlarda çok kere söylerdim. Hani eğer bilgi kafanın içinden çıkıp da yayılmazsa hapis demektir. Evet. Yani yararlanılmayan bilgi kafadan içinde kalmış demektir diye. Şimdi bilgileri paylaşmak, yararlı hale getirmek, insanları o yönde yönlendirebilmek bir insanlık görevidir. Bizim öğretmen olmamız hesabıyla da hala biz emekli de olsak öğretmenlik ruhumuz bitmiyor. Siz emekli olamazsınız hocam. Yani öyle de diyebiliriz. Onun için zaten Anamur'da önce bir gazeteye, sonra da bir televizyona ihtiyaç olduğu çok gerçek. Arka köşede bir olay olur, bunu artık basından öğrenebiliyoruz. Yani eskiden belki şehrin o küçük dönemlerinde
dilden dile, insandan insana taşınabiliyordu ama şimdi bu yok. Caddenin yukarısında bir olay olur, alt taraf bilmiyor, bunu basından öğreniyoruz. Onun için sizin bu girişiminizi ben çok takdirle karşılıyorum. Kanal Anamur Televizyonu'nun önce Anamur'umuza, insanlarımıza, sonra Türkiye'mize ve insanlığa faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Bizler de elimizden geldiği kadar, bildiğimiz kadarıyla, hitap edebildiğimiz kadarıyla yararlı olabilirsek buna seviniriz, mutlu oluruz. İnsanlara bir bilgi verebilmek, onları bir yönlendirebilmek. Ben hemen hemen 20 sene okudum, 30 senede öğretmenlik yaptım. 50 seneye eder bir ömür demektir. Benim ömrüm hocam. Evet, aynen öyledir. Şimdi bu dönem içerisinde çok değerli öğretmenlerimizle dostluk kurduk. Çok kıymetli öğrencilerim oldu. Onlara bir şeyler verme çabasında bulunduk. Eğer sizin kanalınız vasıtasıyla da bir insanlara bir bilgi vermeye çalışırsak, bilgilendirebilirsek, onları bir nebze yanlışlardan döndürebilirsek bundan herhalde herkes memnun olur diye düşünüyorum. Şimdi elimizden geldiği kadar sizin yanınızdayız. Gücümüzün yettiği kadar, bildiğimiz kadarıyla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım. Ben de hocam, teşekkür ederim. Bunu yanında şunu ifade edeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi olmuş. Şahsen ben memnun oldum. İnşallah ileriki günlerde daha da güzel noktalara, daha da böyle Anamur'da insanları yön veren insanların, bilgili insanların, bilge insanların burada olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim hocam. Az yanıma geldin hocam. Evet, tamam. Şimdi bir de gerçekten dolu dolu bir köşeniz vardı. Biraz da o köşenin görsel kısımlarına, televizyon kısımlarında nasıl bir çalışma yapılacak hocam? O konuda da kısa bir bilgi verebilirseniz. Kendi anlatımlarınız açısından. Mesela fıkramsız orada anlatımlarınız vardı. Ne bileyim az önce de belirttiğimiz gibi kültürel yaklaşımlarınız vardı. Tarifleriniz vardı. Terimleriniz vardı. Yöresel terimleriniz. Bu konuda da kısaca bahsedebilirseniz. Şöyle diyeyim, yani şimdi bu övünmek anlamında söylemeyeyim de Dereköy civarının veyahut da yaylada bu Torosların arkasında dediğim yöreyi kastederken zaten ben ondan dolayı demişimdir. Biliyorsunuz Anamur'a, Dereköy önceden Anamur'a bağlıydı. Ama Anamur'un da en uzak köyüydü. Evet. Bu da Torosların arka köşesindeydi. Belki o isim de çok o yönden isabetli olmuştur. Şimdi biz tabii ki öğretmen olarak bir insanlara bilgi verme görevindeyiz. Bu okullarda mecburi görevdi ama dışarıda da bir insanlık görevidir. Yani mesela bir temizlik konusunu okulda anlatıp orada geçmekten ziyade dışarıda onun uygulamasını yapmak da çok güzel bir şey olduğunu kanaatim var. Ondan dolayı şimdi o köşelerde yazdığımız yazılar, Dereköy civarında insanların böyle güldürücü olan şeyleri çok var. Fakat biz onların bir bölümünü de anlatamadık yani. Neden anlatamadık? İlla içinde bir argo taraf var. Onu aşamıyorsun zaman zaman. Zaten o da işin can alıcı noktası da orası olduğu için yani anlatırken orayı nasıl anlatsam, nasıl yazsam... Efendim? Bipleyerek geçsek olmaz mı? Yani belki öyle geçtiğimiz de olacak. Oldu da yani insanlara anlatabilmek için malum yani bu nokta nokta dediğimiz bölümler de orası söylenmeyen bölüm olur ama okuyucu onu parçanın veyahut anlatımın bütününden fark eder. Evet, tabii. Yani biz yöremizin belki dar kapsamda olmuştur. Mesela Dereköy'ünde bir Çelen Mehmet isminde bir insan gelmiş geçmiş. Hemen hemen her konuşmasında bir nükte, bir ders verici olay var. Evet. Bir kahveci Ali, rahmetli Mustafa Kahveci'nin de babası. Evet. Bir kahveci Ali bir komik bir insandı. Ağzından çıkan kelimeler adeta bir hani kafiye düzenini meydana getirebilecek kadar hoş konuşabilen, insanları güldürebilen bir insandı. Hani biz onlara yaklaşamayız ama onların anlattıklarını eğer
anlatır da insanlara bir bilgi verir ve onları bir güldürme yönüne çekebilirsek bu da bizim başarımız olur diye düşünüyorum. Bir tanesini anlatabilir misiniz hocam? Bir tane de ben anlatacağım. Bitireyim ondan sonra. Şöyle anlatayım. Madem ki Çelen Mehmet'ten bahsettik. Şimdi benim amcam Hacı Hüseyin Efendi derlerdi. Hacı'ya da gitmiş bir insandı. Biz Padedis tarlalarına Bük deriz Dereköy'ünde. Belki buralarda o isim yok Anamur çevresinde. Evet. Bük derdik. Bük de taşları falan attırıyor. Bük çıkarıyormuş daha doğrusu. Burada da var ama lafını zıbala kestim. Hani Çaltıbük'ü ondan sonra o. Onlar isim. Evet. Bizim Patates tarlalarına biz Bük derdik biliyorsun. Evet. Bük'e gideriz. İşte Bük sökmeye gideriz falan gibi. Şimdi bu Hacı Hüseyin amcamın oğlu da askerden gelmiş. Evin tek oğlu. Tabii anne baba bunu biraz hani muri denen cinsten yetiştirmiş. Ayağına. Evet. Gelmiş askerden izinli, babası tabi 8-10 kişi toplamış, oralarda Bük çıkarıyor, taş atılıyor, gazmalarla çalışılıyor. Gelmiş bir o tarafa gezelemiş, bir bu tarafa gezelemiş. Sonra da bu Bükler derenin kenarında, Dereköy'de su akan yerin yörelerinde varıyor. O akan suda çoraplarını bir yıkıyor, geri dönüyor, tekrar çalışanların yanına gelip şöyle güneşe karşı oturuyor, çorabın birini bir dizinin üstüne koyuyor, birini öbür dizinin üstüne koyuyor, oturup onları kurutmaya başlıyor. Evet. Çelen Mehmet şöyle bir bakıyor ki, amcama dönüyor, Hacı Hüseyin amcama. Hüseyin Çavuş der, elbette sen bu Hacı Ahmet Efendi'yi ölünce beslersin, acaba seni öldükten sonra kim besler ki der. İşte işin nüktesi de burada yani. Evet. Buna benzer çok fıkralar var. İçinde birçok küfürlü olanlar var, söylenecek olanlar var, söylenmeyecek olanlar var. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi bu olayları biz gazetelerde de biliyorsun beraberce işledik. Evet. Kısmet ederse inşallah Allah kısmet eder. Televizyonda da bunları canlı olarak yapmaya çalışırız diyorum. Evet. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Evet, gelecek sözü, programda. Sözü bitirme. Ben de Gavecalı rahmetli. Dayının bir olay var. Biliyorsun Dereköy'ün üstünde su yalağı var. Evet. İşte kebengi geçtikten sonra bağlama, pirama, devlet, yol devam ediyor öyle evet. Şeyler falan. Eskiden tabii ulaşım kısıtlı, yok, otobüs evet. Yok, minibüs yok. Millet köyden hangi araç gelirse üstüne atlar geliyor. Ali dayı da Osman'ın Ali traktörü var biliyorsun. Evet. O da bir saman yüklenmiş. İşte millet köyün meydanından toplanıyor, biniyor yukarıya falan. Devam ediyorlar. Suya'dan da Hacı Alama'da bir selam veriyorlar. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Evet. Devam ediyorlar bunlar. Bir de Bağlama'da Çelebame'de selam veriyorlar. Oradan da devam ediyorlar. Piramide geçtikten sonra tabii havale olunca tam böyle bir sağa bir sola yatıyor. Tam devrentin orada. Üç yoldan. Devriliyor traktör. O zaman da o elma bahçesi var şimdi. Elma bahçesi yeni yapılıyor. Orayı da sürdürmüş sahibi. Ali dayı bir fırlıyor şeyle, samanı şeyle doğru tarlanın ortasına. Evet. Kızılca komutanı yeni orada tayin olmuş. Tabii bir trafik kazası var diyorlar. Geliyordu komutan. Çevre güvenliğini alıyor. Varıyor kadının birine, ya teyze geçmiş olsun nasıl oldu? Kardeşim ben bilmem, ağlıyor falan. Ötekine gidiyor, beni karıştırma ben bilmem. Ona gidiyor. Oradan bir diyor ki, ya sen diyor, madem bunun bilgisini alacaksın komutan. Şu diyor, tarlanın ortasında diyor, bir amca var bak şalvarın temiz. Ona git diyor, o sana bütün bilgileri verir diyor. Neyse komutan bir umutla Ali dayının yanına varıyor. Amca geçmiş olsun diyor, notları bana alacak. Nasıl oldu bu diyor, kaza diyor. Ay oğlum bana diyor hiçbir şey sorma, nereden elime bildiğim yok zaten diyor. Dereköy'den çıktık suyu alanda Hacı Alamat diyor. Kebengi geçtik bağlamada Çelebamat diyor. Piramat'tan sonra yani Beryan'la geldik Piramat diyor. Devrende geldik Kopluguyamat diyor. Kopluguyamat. Ali dayı da bu şekilde evet. Komutana hikayesi yani trafik kazasını anlatmışlar. Bu komutan gene bir şey alamamış. Bunu hatırlarsan yazmıştık gazetede. Evet, evet. Geçmiş zamanlarda yazmıştık. İnşallah ileriki günlerde tekrarını yaparız. Daha değişik şeyler de yaparız. Yani bunlar bir kültür olayıdır. Evet. Şimdi
Buna benzer ne olaylar var? Şimdi derler ki bazen bana, ya sizin köyde niye böyle çok fıkralar, bilmem hikayeler çıkarıyorsunuz veya gülüş şeyler çıkarıyorsunuz? Düşünüyorum, o zaman köylüler dere köyünde kalıyorlar. Şimdi hemen hemen Ekim'de değilse bile Kasım ayında işler bitiyor. Adam yani ne yapacak? Gün geçirecek, zaman geçirecek, bir yerler arar. Nisan ayına kadar var. Namaza gidiyorlar. Namazdan çıkınca mutlaka hani o biz çelengi derdik damın evlerin uç noktalarındaki evet. yerlere. Oraların güneşe bakan yönünde otururlar veya ayakta dururlar, sohbet ederler. Güldürücü şeyler yaratırlar. Ondan dolayı herhalde avaralığın sonucunda çıkan hikayeler oluyor bunlar. Ben öyle düşünüyorum. Ama 23 Nisan'da da programlar olur. Çok güzel olur. Bir de yetenek işi yani. Şimdi her adam iki cümleyi bir araya getiremez. Evet, doğru. Ama Gavecalı dediğimiz adam okuma yok, yazması yok. Adam bir şiir yazar gibi bir şeyler söyleyebilen bir insandı. Evet. Demek ki bu da Cenab-ı Allah'ın bir yeteneği verdiği bir yetenek diye düşünmek lazım diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Programımızı kabul ettiniz. Bundan sonra da birlikte inşallah Toros'tan arkası programda sizinle devam edeceğiz. Yeri gelecek belki de köşenizi burada okuyacaksınız. Yani arşivden çıkarıp köşenizi burada getirip okuyacaksınız. Evet. Yeri gelecek belki de arazide o bölgeleri çekerek, röportajlar yaparak geniş çalışmalar yapacağız. Yeri gelecek böyle sohbetler, fıkramsız sohbetler. Yani Anamur yaşıyor hocam. Anamur, insanlar yaşıyor. İnsanlar üretiyor, insanlar eğleniyor ama arada bir kovalent bağ yok. Yani senin oradaki yaptığından, az önce dedin ya, yukarıdaki olaydan aşağıdakinin, aşağıdaki olaydan yukarının haberi yok. Evet, aynen öyle. Kanal Anamur Televizyonu çok fazla bir şey yapmayacak. Bu bağlamlara aracı olacak. Başka bir şey olmayacak Allah izin verirse. Aynen. İnsanlar birbirinden haberdar olacak. İşte, oturuşundan, duruşundan. Evet, evet. Şimdi Mithat Bey, şu var ki yani artık günümüzde bir medyaya çok çok ihtiyaç var. Evet. Yani tekrara girmeye gerek yok ama yani köşelerde, kıyılarda olan olayları bilmek, duymak, ondan bir sonuç çıkarmak. Tabii. Hani bir çocuk eğer bir köşede bir içkiden dolayı veyahut da bir eroinden dolayı perişan olmuş duruma düşmüşse bunu diğer insanlara bulaşmaması için neler gerektiğini yapmak için mutlaka bizim televizyona, medyaya, gazeteye ihtiyaçlarımız çok büyük. Okuma yazma oranından ben şimdi çok çekinmiyorum. Çocuklar ellerindeki telefonla, gençler çok iyi şeyler yapıyorlar, çok iyi biliyorlar. Yeter ki onlara iyiyi gösterebilmek, tabii ki, evet. doğruyu gösterebilmek lazım diye düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, olsun. Sağ olun. Evet, evet kıymetli izleyiciler, Mustafa Hocam'la da Toros'ların Arkası programında haftada bir olacak değil mi hocam? Olabilir. Evet. Duruma göre. Haftada bir imkanlarımız dahilinde belli bir periyodu takip ederek bu programımızda, Kanal Anamur televizyonumuzda izleme imkanı bulacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da inşallah diğer içeriklerle beraber olacağız.